Merhaba arkadaşlar, Medan'ın hobilerine hoş geldiniz. Rabbim yolunuza içinde Allah korkusu olan, merhamet olan, yüreği güzel kullarını çıkarsın inşallah. Bu videomda sizlere 5 şiş klasik kilim desenli bir patik anlatımı yapacağım. Çok güzel, çok şık, bir o kadar da basit. Anadolu'da kullanılan motifler. Eminim birçoğunuzun annesi, anneannesi örmüştür bu patiklerden. Bugün size bunun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beraber öreriz. Bonbon Lüks kullandım ana renk olarak. İçine de nako pırlanta, böyle elimde artan parça bir ipim vardı. Onu kullandım. Şişlerim 3 numara çorap şişi. Bu 37-38 numara için, daha büyük numaralar için örecekseniz ya da daha küçük numaralar için örecekseniz şu kısımda uzatma yaparak ya da daha kısa örerek ayağı ayarlayabilirsiniz istediğiniz numaraya. Burundan başlayarak ördüm arkadaşlar. Bileğini sonradan haroşa ördüm. Arkasını da İlmekleri karşılıklı olarak birbirine dikerek kapattım. Topuğumda hafif ilmek eksiltme işlemi yaptım. Bu kısımlara gelince tüm ayrıntıları sizlere anlatacağım. Tüm çeyizlere yakışacak kilim desenli, daha çok bizlere eskileri hatırlatan, anneannelerimizi hatırlatan bir patik. İpimin renk nosu burada mevcut. Gayet güzel bir mürdüm rengi deniyor galiba. İçine de açık lila kullandım. İki şişime 6 ilmek atarak başlıyorum. 2 3 4 5 6 Örgümün tersi benden yana. 6 tane ters ilmek öreceğim şimdi. İlmeklerimi üstteki şişten düşüreceğim, alttaki şişten düşürmeyeceğim. İlk sıra biraz zorlayacak arkadaşlar. Yavaş yürün, sabırlı olun. Birinci sırayı başardıktan sonra gerisi kolay. Altı tane ilmeğimi ördüm. Yine aynı şişle devam edeceğim. Bu aşağıdaki şişimdeki ilmeklerimi örmeyeceğim. Onları sonra öreceğiz. Ben burada bir kolaylık yapacağım kendime. İp de çekebilirsiniz. Kenar ilmeğini örmüyorum. Hep aynı şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Altta kalan şişteki ilmeklerimizi şimdilik örmüyoruz. Ters taraftan ters, ön taraftan düz olarak örüyoruz.
ne kadar arıyoruz? Bunu şu kenarlarda altışar yuva oluşana dek 6 ilmeğimizle 6 yuva oluşana dek örüyoruz. 6 ilmeğimle bu kenarlarda altışar yuva oluşana dek örgümü düz ördüm. Şimdi buradan bir tane ilk yuvadan sıradaki yuvadan örgümü çevirdim. Sıradaki yuvadan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir tane de ilmek atıyorum. 2 ilmeğim oldu. Yine sıradaki yuvalardan ilmek çıkartmaya devam ediyorum. 3 4 5 6 yine bir tane ilmek atıyorum. 7 ve son yuvadan ilmek çıkartıyorum. 8. 6 tane yuva vardı. 6 tane yuvanın haricinde kenardan bir ilmek çıkarttıktan sonra bir ilmek attım. Sıradaki ilmeklerimi çıkarttım. Bu kenardan son ilmekten önce bir ilmek daha çıkarttım. 8 adet ilmeğim oldu. Şu kenardaki 6 ilmeği artık burada örmeye başlıyorum. Burada herhangi bir artırma işlemi yok. Bu 6 ilmeği yine normal 6 ilmek olarak öreceğim. Altı ilmeği ördüm. Diğer kenara geldim. Buradan da yine 6 ilmek artı 2 ilmek yani 8 ilmek çıkartacağım. Birinci ilmeği çıkartıyorum. Bir tane ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve buradan ilmeğimi çıkartıyorum. 8. 8 ilmeğim de burada oluştu. Şimdi burayı patiğin üzerinde anlatayım daha net anlarsınız. Şöyle tuttuğumuz zaman şu kısım burnu arkadaşlar. Şuradaki altışar kenarlardaki altışar ilmekler şu kenarlar. Şuradan ilmek çıkarttığım yer yani 6 olan ilmeği 8 yaptığım yerin birisi ön kısım, diğeri arka kısım. İlk turumu şimdi ilmek atma ve ilmek çıkartma turumu tamamladım. Bu kenardaki 6 ilmeğimi örüyorum. Üzerindeki desen kurma işlemine başlayacağım. Kenardaki kenar ilmeğim. Şu da bir tur önce artırdığım ilmeğim. Onu çeviriyorum. Ajur oluşmaması için örüyorum. 2 ilmek. Bakın kenarda 2 ilmek var. Diğer ipimi bağlıyorum. 2 ilmek ördükten sonra 3. ilmeğim açık renk. Bir ilmek açık renk ördükten sonra 2 ilmek koyu renk ve sonra tekrar yine bir tane açık renk. Kenarda şu bir tur önce artırdığım ilmeğim katını tam takmamışım.
Bir tur önce artırdığım ilmeğimi de ajur olmayacak şekilde düz olarak örüyorum. Bir, bu kenarda da iki ilmeğim var. 2 1 2 1 2. Kenara geliyorum. Burada şu 6 tane olan ilmeğimin 2 tanesi açık renk, 2 tanesi koyu renk, 2 tanesi açık renk. Şuradaki 2 ilmeğimden sonra bir, iki ilmek açık renk, iki ilmek ana renkten ve iki ilmek tekrar açık renk. Patiğimizin altına geldik, arkasına. Kenar ilmeğimiz, bu bir tur önce artırdığımız ilmek. Bunu ters çevirip ajur oluşmayacak şekilde örüyoruz. 2 1 açık renk, 2 koyu renk, 1 açık renk, bir tur önce artırdığımız ilmeğimiz, bunu yine döndürüp örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Kenara geldik. İki tane açık renk, iki ilmek koyu renk ve iki ilmek açık renk. Birinci desen turumuz tamam. İkinci sıraya geldik. Bu sırada açık renk ipimizle hiçbir işlemimiz yok. Şimdi burada bakın, bir sıra açık renkle desen yapıyoruz. Arada bir sıra ana renkle gidiyoruz. Açık rengimiz bir sırada var, bir sırada yok. O yüzden şimdi bir sırada açık renkimizle desenlerimizi kurduk. Bu sırada üzerine koyu renkle bir sıra gideceğiz ama ilmek artırma işlemi yaparak. Kenar ilmeğimi, kenardaki bir tane ilmeğimi örüyorum. Yine buraya bir tane ilmek artırma işlemi yapıyorum. Diğer ilmeklerimin hepsi düz. Kenarda bir ilmek kalana dek bütün ilmeklerimi düz ördüm ve buraya bir tane ilmek atıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu kenarda 6 adet ilerleyen ilmeklerimin hepsi açık renk ve hepsi düz. Pardon, koyu renk, ana renk yani. Arka kısma geldim. Burada da ilmek artırma işlemi yapacağım. Kenar ilmeğini ördüm. Bir tane. Bir tane ilmek artırıyorum. Diğer bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenarda bir adet ilmeğim kalana dek.
Bir adet ilmeğim kaldı kenarda. İlmek artırma işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeği derken bu kenarda ilerleyen bordürün haricinde kenar ilmeği diye ben şuradaki ilk ilmeğime söylüyorum. Yani öne gelen ve arkaya gelen kenar bordürlerinden sonraki ilk ilmeğimi kenar ilmeği olarak söylüyorum size. Aklınız karışmasın. Bu 6 ilmeğimi, şişimdeki 6 ilmeğimi de ilmek artırma işlemimi bitene dek böyle ilerleteceğim ki nereden ilmek artırdığınızı unutmayın, aklınız karışmasın. Koyu renk olan, ana renk olan turumuzu tamamladık. Şu ilmeğimi, ipimi biraz çekmem lazım. Şimdi onunla devam edeceğiz. Üzerine geldim, tam öne gelen kısma. Burada kenar ilmeğimi yine örüyorum. Artırdığım bir tur önce artırdığım ilmeğimi ajur olmayacak şekilde örüyorum. 2. 2 adet koyu renk ilmeğim var. 1 2. Şu 1 olan ilmeğim sağa doğru 2 oldu. Ortadaki 2 adet düz giden ilmeğim yine düz. 1 2 adet açık renk. Kenarda artırma yaptığım ilmeğimi döndürüp şuradan tersinden girmem lazım. Eğer benim gibi ilmek atarak değil de iki ilmeğin arasından ilmek kaldırarak ilmek atıyorsanız o da olur. Herkes kendi ilmeğin alıştığı şekilde ilmek artırma işlemini yapabilir. Yan tarafa geldim. Yani kenar bordürüne. Bir, iki adet açık. Bir, iki adet koyu. Tekrar. Bir, iki adet açık. Kenar bordürümüzde böyle. Patiğimizin altına geldik. Arkasına. Kenar ilmeğim. Bir tur önceden artırdığım ilmeğim. İki adet ana renk ilmeğim oluştu. 2 adet açık renk, 2 ilmek koyu renk, tekrar 2 adet açık renk, 2 ilmek. Bu bir tur önce artırdığım ilmeğim. Bunu yine çevirip ajır olmayacak şekilde örüyorum ve kenar ilmeğim. Kenar bordürüne geldim. 2 adet açık renk. 2 ilmek koyu renk. 2 ilmek açık renk. İpler biraz karıştı ama bu turumuz da böyle. Ana renkle ördüğümüz sıraya yine geldik. Bu sırada ilmek artırma işlemi yapacağız. Kenardaki kenar ilmeğimi ördüm. Yine kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmek artırma işlemi yapıyorum. Diğer bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ana renkle. Kenarda bir ilmek kalana dek ördüm yine. Burada bir ilmek daha artırıyorum.
Kenar ilmeğimi örüyorum. Yan borderler hepsi ana renkle. Patiğin alt kısmı. Bir tane ilmek ör. Bir tane ilmek artır. Diğer kenarda bir ilmek kalana dek bütün ilmekleri ana renk ile düz ör. Kenarda bir ilmek kaldı. Bir ilmek artır. Kenar ilmeğini ör. Yan border. Bütün ilmekler ana renk ile düz ör. Üzerine geldim. Açık renkle desen yapacağım sıra. Kenar ilmeği ördüm. Bir tur önce artırdığım ilmeğimi ajır olmayacak şekilde ördüm. Açık renkle 1, 2, 3 ilmek ördüm. Ortadaki 2 adet ana renk. 1, 2, 3 ilmek açık renk. Bir tur önce artırdığım ilmeğim. Çevir ve ajır olmayacak şekilde düz ör. Kenar ilmeğim. Yan border. Bir, iki açık renk. Bir, iki ana renk. Bir, iki açık renk. Patiğin tabanı, alt kısmı, kenar ilmeği. Bir tur önce artırdığım ilmeğim. Bir, iki, üç ilmek açık renk. Bir, iki ilmek koyu renk. 1, 2, 3 ilmek açık renk ve kenarda bir tur önce artırdığım ilmeğim. 1, 2, kenar borderı. 1, 2, açık renk. 1, 2, koyu renk. 1, 2, açık renk. Bu turumuz da böyle. Şimdi yine ana renkle, yani açık rengimizin olmadığı sıradayız. Ana renkle ilmek artıracağımız sıradayız. Bir tane örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Diğer kenarda bir ilmek kalana dek bütün ilmeklerimizi, şu anda ilmeklerim dengesiz geliyor olabilir. Esnetme yapacağım burada. Renkli iplerimi çekmemesi için hepsi yerini bulacak arkadaşlar. Bu turda artırma işlemlerimizi yapıyoruz. Bordürümüzde hiçbir işlem yok. Ana renkle 6 ilmeğimizin altısını da örüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bir ilmek ör, bir ilmek artır. Burası alt kısmı, tabanı yani.
Bu turumuz da böyle. Bu üzerinde kullandığım deseni yine yakın çekim yaparım. Çizim yapmadım ben bunu. Çizim yapmadan hatta bunu bir resim çekmiştim ben Türkiye'de kendi sandığımdaki çeyizimdeki patiklerden. Resimden bakarak ördüm. Yani hiçbir şekilde çizim yapmadım. Bunu çok basit bir şey. Çizmeye gerek yok. Renkleri yani bir sıra örüyoruz, bir sıra örmüyoruz. Bunu da yine böyle yakın çekim yaparım ben sizler için. Üzerine kullandığım bu desenleri Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'daki kanalımın topluluk bölümünden ayrıntılı resim paylaşırım. Deseni daha net anlarsınız ama şöyle baktığınız zaman da gayet kolaylıkla anlayabileceğiniz bir desen. Buradaki iki ilmeğiniz hep sabit gidiyor. Aralarda hep ikişer adet ana renkten boşluk var. Ve renkleri açıp tekrar kapatıyoruz. Böyle basit bir kilimlerde bulunan, Anadolu kilimlerinde bulunan bir desen arkadaşlar. Şimdi yine açık renk ile desen oluşturacağım. Sıradayım. Artırdığım ilmeğimi örüyorum. Ana renkle ördüğümüz sırada ilmek artırıyoruz. Artırdığımız ilmekleri ördüğümüz sırada da her zaman ikinci rengimizle desenlerimizi uyguluyoruz. 4 açık renk olmuş. 5 olana dek devam edecek. Ortadaki 2 adet düz ana renk ilmeğim. 4 adet açık renk. Kenardaki artırma ilmeğim. Kenar bordürümüzde yine 2 2 2 devam ediyor. 2 açık renk, 2 koyu renk. Bu kenara da bu deseni yapmamızın sebebi ipimizin tekrarının olabilmesi için, saat yönünde ördüğümüz için tekrar başa geldiğimizde ipimiz elimizin altında oluyor. Renk için kullandığımız, desen için kullandığımız ipimiz. 5 iş ören arkadaşlar, ne demek istediğimi anladılar. Beş işte kullandığınız desenler ne kadar sıksa ipiniz o kadar az çekme yapar. Renkli ana rengin içine kullandığınız renkli ipleriniz. Yine başa geldim. Burada ana renkle öreceğim sıradayım. Bu da demek oluyor ki ilmek artırma sırasındayım. İlmeğimi artırdım. Bütün diğer ilmeklerimi ana renkle örüyorum. Kenarlardan ilmeklerinizi artırın ve bütün ilmeklerinizi ana renkle örüp gelin bu turunuzda da. Yine desen sırasına geldim. Kenarlardaki kenar ilmeğimi ve arttırma ilmeğimi örüyorum. Bir tur önce 4 adet olan açık renk ilmeğim şimdi 5 adet olacak. Ortadaki 2 adet ana renk ilmeğim sabit ilerliyor.
Kenarlarımızda yine iki açık renk, iki koyu renk, iki açık renk. Bu turumuzu da böyle tamamlayalım. Yine ana renkten oluşan sıraya geldik. Bu da demek oluyor ki yine ilmek artırma işlemi yapacağız. Bütün ilmekleriniz ana renkle düz. Kenarlardan bu kenardan bir ilmek sonra, yani kenar ilmeğinden bir ilmek sonra, bu kenarda da sol kenarda da kenar ilmeğinden bir ilmek önce ilmek artırma işlemi yapın. Üzerinde ve altında kenarlardaki 6 ilmeğinizi böyle sabit ilerletin. Aklınız karışmasın diye bakın bunları buraya eklemedim. Bu şekilde ilerlerseniz sayılarınız hiçbir zaman şaşırmazsınız. Şimdi şu sıraya geldik arkadaşlar. Ortadaki desenimiz daralmaya başlayacak ve kenardan yeni desenimizi kuracağız. Kenardan bir tane kenar ilmeğimi örüyorum. Burada bir tur önce artırdığım ilmeğim. Bu ilmeğimi ters çeviriyorum ve açık renk ipimle örüyorum. Arada 2 ilmek ana renkten var. Ve burada 4 adet 2 3 4 ilmek açık renk. 2 adet 2 ilmek aradaki sabit giden çizgi, 1 2 3 4 adet açık renk, 2 adet koyu renk, 2 adet ana renk ve yine burada 1 adet açık renk kenar ilmeği. Bu sıramızda böyle bordürümüzdeki açık renklerimizi unutmayalım ve arkaya da aynı işlemi yapalım. Şimdi yine ana renkten oluşan sıramıza geldik. Yani ilmek artırma sırasındayız. Kenardaki bir ilmeği ördükten sonra bir ilmek artıralım ve bütün ilmeklerimizin hepsini ana renkle örelim. Bu turu böyle tamamlayıp gelelim. İlmek artırmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sırada bir tur önce bir adet olan kenardan yeni kurduğumuz desenimiz 3 adet olacak. Ve ortadaki desenimiz de daralmaya devam edecek. O da 3 olacak. Yani bu turda 3 açık renk, 3 koyu renk, arada yine sabit giden 2 adet ilmeğimiz 2. 1 2 3 adet açık renk, 2 ilmek koyu renk, 1 2 3 1 2 1 2 3. Ben normalde şişlerimi şuradan bölüyorum, ilmeklerimi, ama şu anda deseni tam görebilirsiniz diye böyle bıraktım. Şişler biraz kasıyor o yüzden. 2 3 adet açık renk, 1 2 burada artırdım ilmeği, bu da açık renk. 3 tam gelmedi. Şişler kasıyor. Tam tutamıyorum. 3 ve 1 adet kenarda ana renk ilmeğimiz.
Kenar bordürümüz yine 2 adet açık, 2 adet koyu. Deseninizi alt kısmına, arka kısmına da uygulayıp gelin. Yine ilmek artırma sırasına geldim. Kenardaki ilmeğimi, ana renk ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Bu kenarda da aynı işlemi yapacağım. Arkada da aynı işlemleri yapacağım. Bütün ilmeklerim ana renkle düz olacak şekilde örüyorum. Yine desen sıramıza geldik. Buradaki desenimiz 2, 1, 2 diye bölünüyor. Şu şekilde. İki tane ana rengimiz var. İki tane açık rengimiz. Bu sıramız da böyle. Çepeçevre uygulayıp gelelim. Desen sıramızı tamamladıktan sonra yine ana renkli olan sıramıza geldik. İlmek artırma sıramız bu bizim yine. İlmeklerimizi bir şişimizde 18 adet ilmeğimiz olana dek artıracağız. Ama şimdi ilmeklerimizi daha saymayalım. Çünkü bu kenardaki ilmeklerle birleştireceğiz ilmeklerimizi. Şimdilik artırmaya devam ediyoruz. Desen sıramıza geldik yine. Bu turda yapacağımız işlemler şöyle. Kenarda kenar ilmeğimi örüyorum. 2 adet açık renk. Bir iki üç adet koyu renk. 2 adet açık renk, 2 adet koyu renk, 1 adet açık renk, ortanın 2 adet düzü. Bu sırada böyle. Yine ilmek artırma sıramıza geldik. Bu sırada ana renkle örüyoruz. Kenarlardan ilmek artırma işlemleri yapıyoruz. Desen kurma sırasındayız. Buradaki desenimiz 2, 2, 1, 2, 2. Ortadaki desen sona erdi. Ortada düz ilmeklerimiz var. Yarıya kadar örüp anlatayım. Kenarda bir tane ana renk. İki ilmek. Açık renk, 2 ilmek koyu renk, 1 ilmek açık renk, 2 koyu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet açık renk ilmeğimiz var. Bu sıramız da böyle. Desenimizden sonra ilmek artırma sıramızdayız yine. Kenar ilmeğimizden sonra artırmamızı yapıyoruz. Diğer bütün kenarlarda artırmanızı yapıp diğer bütün ilmeklerinizi ana renkle düz örüp gelin.
Desen sıramızdayız yine. Bu desenimiz şu sıra. Yani yine dış tarafa doğru açılmaya devam ediyor desenimiz. Bir tane ana renk. İki tane açık renk. Bir, iki tane ana renk, bir açık renk, bir ana renk, bir açık renk, iki ana renk, iki açık renk. Bu sıramız da böyle. Bu desenin kurulumunu şuradaki motifimiz bir defa içe doğru daralıyor. İkinci daralacağı sırada, sıra başında bu deseni uyguluyoruz. Kenarda, kenar bordürümüzden sonra bir tane düz ilmeğimiz her zaman devam ediyor. Düz ilmeğimizden sonra bir tane açık renkle desenimizi kuruyoruz. 2 ana renk, 2 açık renk, 3 ana renk, 2 açık renk, 2 ana renk ve tekrar bir tane açık renkle de buraya aynı deseni kuruyoruz. Böyle devam edip gidiyor. Bundan sonrasını nasıl örmeniz gerektiğini anlatmıştım zaten. Ölçülerinizi yapın. İstediğiniz numaranın bilek ayrımına kadar örün. Burayı da anlatacağım.